Erdoğan geçtiğimiz günlerde partisinin grup toplantısında Gazze ile ilgili bütün dünya tepki gösterirken o Hamas terörist değil, mücahittir dedi. Özgür Özel'in Hamas teröristtir ifadesine de çok sert karşılık verdi. Partisinin grup toplantısında bu konuyla alakalı özellikle yeniden Refah'ın ismini de vermeden sözde bir parti ifadesinde kullanarak kırgınlığını, yani hayal kırıklığına nasıl uğradığını dile getirmeye çalıştı, gündemde tutmaya çalıştı. Şimdi tarih bunu yazacak dedi, Erbakan ismini vermeden bunlar üzülecekler dedi. İnandık mı? Evet, inandık. Neden? Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı icraatlar orta yerde, söylemleri de orada duruyor. Recep Tayyip Erdoğan'dan işte bir İsrail dostluğu bilmem ne falan çıkarma gayretleri kimseye ekmek kazandırmaz. Günlerce Türkiye'de biz ne konuştuk arkadaşlar? Fatih Erbakan'ın veya yeniden Refah Partililerin iktidara ve Recep Tayyip Erdoğan'a haksızlık ettiğini söyledik, değil mi? Neden? Çünkü İsrail'le ilgili bir söylemi vardı Fatih Erbakan'ın seçimden önce ve seçimden sonra. İktidar, yani Türkiye İsrail'le ticaret yapıyor söylemini ilk ortaya atanlardan birisi yeniden Refah Partisi'nin lideri Fatih Erbakan'dı. Onu takip eden diğer muhalifler de bu argümana sımsıkı sarılarak AK Parti'ye ve Recep Tayyip Erdoğan'a zarar verdi mi? Bence verdi. O İsrail'le ticaret olayı, söylemi, yaygarası, dedikodusu kimilerine göre milletin nezdinde özellikle yaşanan o katliamlara rağmen lan nasıl olabilir ya dedirtti. Bu söylemle milletin bazısı buna inandırıldı. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünden bugüne Hamas'ın önemli isimlerinden birisi Hani ile İstanbul'da toplantı yaptı. İstanbul'da yapılan toplantı sonrasında Hani o one minute'i asla unutmadıklarını söylüyor ve Recep Tayyip Erdoğan'ın hakkını teslim ediyor. Burada bir şey yok, eyvallah. Erdoğan geçtiğimiz günlerde partisinin grup toplantısında Gazze ile ilgili, ki biz şahidiz, çıktı. Bütün dünya tepki gösterirken o Gazze, Hamas terörist değil, mücahittir dedi. Ve Özgür Özel'in Hamas teröristtir ifadesine de çok sert karşılık verdi. Şimdi böyle bir söylem devam ederken, geçtiğimiz günlerde Erdoğan partisinin grup toplantısında bu konuyla alakalı, özellikle yeniden Refah'ın ismini de vermeden sözde bir parti ifadesinde kullanarak kırgınlığını, üzüntüsünü, yani hayal kırıklığına nasıl uğradığını dile getirmeye çalıştı ve Hamas'la ilgili düşüncelerini bir kez daha hem de videolu gösterisiyle gündemde tutmaya çalıştı. Şimdi tarih bunu yazacak dedi, Erbakan ismini vermeden bunlar üzülecekler dedi, pişman olacaklar bu söylemlerinden ötürü dedi. İnandık mı? Evet, inandık. Neden? Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı icraatlar orta yerde, söylemleri de orada duruyor. Recep Tayyip Erdoğan'dan işte bir İsrail dostluğu bilmem ne falan çıkarma gayretleri kimseye ekmek kazandırmaz, görüyoruz ve bunlara inanıyoruz. Ama ve lakin, şimdi biz Erdoğan'a inanalım. Biz Erdoğan'ın söylemleri karşısında yeniden Refah Partisi'ne veya bir başkasına kızalım, bu söylemleri dile getirenlere, bu iddiaları gündeme getirenlere, bazıları da iftira diyoruz. Şimdi abi, AK Parti'nin en önemli isimlerinden birisi, AK Parti'nin
ekonomi politikalarını yürüten Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi. Geçtiğimiz günlerde Denizli'de, ki Denizli'yi de kaybettiler, o çok başarılılar, Denizli'yi kaybettiler. Nihat Zeybekçi Denizli'de biliyorsunuz. Şimdi Nihat Bey, ben de değer verdiğim, görüştüğüm bir isim. Ama ben o konuşmayı dinlerken bu bir akıl tutulması dedim. Yani bugüne kadar Erdoğan'a yapılan suçlamaların nasıl yani dedirtebilecek bir konuşma yaptı. Bir dinleyelim, sonra devam edelim. Çok sert tepkiler var, çok ağır ifadeler var. Onları bir dile getirelim arkadaşlar. Muğla, Denizli ve tüm Türkiye'de, yani İsrail'e veya Filistin'e. Çünkü Filistin'e yaptığımız ihracatlar da bizim İsrail'e ihracat diye görünür. İsrail gümrüklerinden geçer. Bir hassas çalışmaya da ihtiyaç olduğuna inanıyorum. İsrail'e yapılan bu uygulamada, yani tamamen yasaklı ürünlerden ziyade belki kayda alma şeklinde. Yani tek tek bakarak kayda alma şeklinde. Çünkü Denizli biliyorsunuz Türkiye'nin en önemli bakır kablo ihracatçısı olan bir şehir aynı zamanda. İsrail'de çok önemli bağlantıları olan arkadaşlarımız da var. Yani eyvallah, İsrail'in Filistin'de Müslümanlara Gazze'de yaptığı soykırımı, katliamı, bebek katliamını nefretle, şiddetle kınıyoruz. Eyvallah. Buna diyecek hiçbir şey yok. Ama diğer taraftan da ticaretin hiç kimseye zarar vermeyen bölümleriyle ilgili de. Çünkü bizim İsrail serbest ticaret anlaşmamızın olduğu bir ülke. Yani 6 satıp 1 aldığımız bir ülke. O anlamda daha hassas olmamız gerektiğine inanıyorum. Bununla ilgili de arkadaşlarımızla da çalışıyoruz. Ekonomi koordinasyonuyla ilgili bakanlarımızla da tekrar gündeme alıp bunu biraz daha dikkatlice, hassas bir ayardan geçmesi gerektiğine şahsi olarak inanıyorum. Tabii ki partimizi veyahut da kabinemizi bağlayan bir söz değil de. Şimdi buradaki ifade şu. İsrail diyor katliam yapıyor. Bebek katlediyor. Eyvallah. İşte burada sözüm bitti yani. Bundan sonra üzerinde bir şey konuşamaz. Bebek katili, bebek katlediyor. Katliam yapıyor. Soykırım yapıyor. Eyvallah ama ticaret. İşte orada duracaksın birader. Orada duracaksın birader. O kadar da değil. Şimdi böyle konuşan bir adam Erbakan'ın haklı çıkarmıyor mu? Tepki alınca o tepkileri bir Aydın Ünal'dan var. Yeni Şafak gazetesi yazarı. Aslında aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte metin yazarlığını yapan kişi, konuşmalarını yazan kişi. Çok kaliteli. Çok kaliteli, çok saygıdeğer bir isim Aydın Ünal. Yeni Şafak'ın yine çok değer verdiğim bir ismi İsmail Kılıçarslan. Buraya tepki gösterdiler. Önce o tepkileri görelim. Şimdi diyor ki Aydın Ünal, AK Parti Genel Başkanı Erdoğan bu parti diğer birçok ülkenin yanında Filistin davasını sorgusuz sualsiz şartsız omuzlama ilkesi üzerinde yükselmiştir diyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekçi, İsrail 6 satıp 1 aldığımız bir ülke, o anlamda daha hassas olmalıyız diye devam ediyor. Aydın Ünal aynı zamanda bugün bir yazı yazmış Yeni Şafak gazetesinde. Bu konuyla alakalı, arkadaşı da rencide etmeden bu konuyla alakalı bir yazı yazmış. İsmini vermiyor. Şimdi diyor ki AK Parti tabanı son günlerde ortaya çıkan ve Aydın Ünal'dan bahsediyorum. Son günlerde ortaya çıkan ve muhalefetten ziyade AK Parti tabanında rahatsızlık oluşturan skandalların baş aktörlerine bakın. Külliyeden parmak sallayan, pahalı saatiyle fotoğraf çeken Baki Şehirlioğlu'ndan bahsediyor. Bahadır Yenişehirlioğlu, evet pardon. Fotoğraf çeken, ultra lüks makam odaları yaptıran ya da partiye girişi biraz daha eski de olsa tam bu sırada Nihat Zeybekçi'den bahsediyor. Hamas'ın Erdoğan'ı ziyaret ettiği günlerden, tam da Erdoğan'ın Filistin mücadelesini her şartta savunacağız dediği zamanlarda, tam da AK Parti'nin İsrail'e ticaret üzerinden hırpalandığı bir dönemde, katliam eyvallah da İsrail'e 6 satıp 1 alıyoruz gibi insaf dışı bir açıklama yapan isimlerin AK Parti'nin hassasiyetlerinden, ilkelerinden, özünden, ruhundan haberleri var mı acaba diyor.
nerede olduklarının idrakindeler mi, nereye geldiklerini biliyorlar mı, nerede nasıl davranılması gerektiğini biliyorlar mı? Şimdi sadece Aydın Ünal değil tabii, Yeni Şafak'ın önemli bir ismi İsmail Kılıçarslan, bunlar Aydın Ünal, işte İsmail Kılıçarslan gibi insanlar şuradan konuşuyor, biliyor musunuz? Şuradan. Bir de Ali Karahasanoğlu. Bunlar şuradan konuşuyor. Bunlar bir menfaati yok. Bunlar Nihat Zeybekçi tanıdığı falan da yok. Ya belki Aydın Ünal tanır da, ama şuradan çıkan ifadeler bunlar. Bunu bilelim yani. Ne diyor İsmail Kılıç? Gazze süresi boyunca bundan daha gerzekçe, bundan daha gerizekalı bir açıklama duymadım. Eyvallah diyor yahu soykırım için. Yuh artık, yazıklar olsun. Şimdi dönüp de Nihat Zeybekçi bazen hani kendini çok fazla böyle önemseyen bir insan olursan, biraz da kibir vücudunu kaplamışsa, lan ben ne yaptım dersin. Öyle demek yerine bakın ne diyor. Oo, ben sözümün arkasındayım diyor. Demekle yetinmiyor. Bir de okuyalım bakalım. Söylediğim her kelimenin sonuna kadar arkasındayım. Ucuzcu tacirler hariç konuyu yanlış anlayabilecek akıl ve sağduyu sahipleri için yazılı olarak tekrar anlatıyorum. İsrail'le serbest ticaret anlaşması olan birkaç ülkeden biriyiz. Mavi Marmara zamanında da askıya alınmayan bu anlaşmayla Filistinli kardeşlerimizin de Türk mallarına serbestçe satın alabiliyorlar. Bunun da katkısıyla ticaret dengemiz 1:6 bizim lehimizdedir. Söylediğim kayda alma yöntemi yasak ürün listesinden daha etkin bir yöntemdir. İsrail'e yapılan tüm ihracatın kayda alınmasıyla ilgili her ürün kayda alınarak izin verilirken satılan her ürün ve şirkette kontrol edilir. Ya Nihat Bey, bize mavra yapmayın. Bizim aklımızla dalga geçmeyin. Eyvallah ifadesi ne ya? Bebekler katılıyor, eyvah, katlediliyor, eyvallah. Çok hiç umurumuzda değil mi? Ya biz bunları biliyoruz yani. Hiç bize akıl vermek, böyle bir aklımız ara etmenin bir anlamı yok yani. Bunları zaten senden önce Tayyip Erdoğan çıktı, birçok kişi konuştu. Yani Ticaret Bakanı konuştu, o konuştu, bu konuştu. Eyvallah, eyvallah, eyvallah diyorsun burada. Ne eyvallah çekiyorsun ya? Bana işte yok, anlamayanlar için yazılı. Yani bence o konuşmanı al. Hani biz anladığımızı anlıyoruz. O konuşmanı al, bence anlamadığın şey belli. O konuşmanı al, metne dök. Çok yorucu olmaz, biliyor musun? Yapay zeka artık o videodaki konuşmaları tak diye metne dönüştürüyor. Al o metne dönüştür. Belki sen ne dediğini anlarsın da o zaman bu insanlarla ilgili böyle abuk subuk şeyler cevap vermek yerine eyvah ben ne demişim deme ihtiyacı duyarsın. Bizim niyetimiz burada Nihat Zeybekçi'yi asmak, kesmek, biçmek değil. Ben söylüyorum, yani benim iyi görüştüğüm, değer verdiğim bir insansınız. Ama bu olmaz. Eyvallah. Eyvallah dediğin zaman her şey bitiyor abi. Kusura bakmayacaksın. Millete de akıl vermeyeceksin. Milletin aklıyla da alay etmeyeceksin. Uzatmanın da bir anlamı yok yani çünkü.